Önce Eylül, sonra Leyla. Üç çocuk ise hala aranıyor. İdam yasası çıkacak meydanlara okudular. Nerede bu idam yasası? İdam gelmeli mi bu kadar? İdam gelmeli, hakkıdır idam. İdam olmazsa zaten insanlar rahat etmez. Türkiye'de çocuk istismarı ve cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu cinayetlere tepki Türkiye genelinde nasılsa Elazığ'da da aynı. Çok üzün verici, acı bir şey. Allah kimseye göstermesin. Çok kötü. 4 yaşındaki çocuk götürüp işte cinayet yaparsa, mesela gömerse, öldürse. Yani çok üzüldük yani. Hakikaten yani halkın içinde yani böyle olaylar çok kötü. İnşallah bir daha olmayacak. Yani bunun cezası da çok ağır olacağız. Yani çevrenin dikkatli olması lazım. Ailelerin, bireylerin sorumluluklarını üstlenmesi lazım. Yani çocuklarını güvenmedikleri ortamı yani ayak uydurmamalar lazım. Vallahi ağır bir ceza vermen lazım. Ya idam ya ağır bir ceza vermen lazım. Ne gibi cezalar verilmeleri lazım? İşte ağır bir ceza vermen lazım. Bunlar bakarak işte daha bu işi yapmadan. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çocuk cinayetleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, bir bildiğim yok ya. Ne düşüneyim yani? Gerekli cezayı versinler. Başka ne diyeyim? İdam gelmeli mi? Olsun o. Öylesi insana idam da hak eder yani. Öylesi insana. Bak o çocuk 18 gündür aranıyor. En son nerede bulundu? O diğeri daha ondan öncesi yine aynı şekilde. Götürdüler. Ben başka tarlalarda, mezarlarda bu idam ettiler, attılar. Yani idam onlara lazım aslında. Herhalde şey var, canice, katliam can. Ne bileyim yani, çok kötü bir şey. Allah anan baba sabır versin. Yani çok üzücü bir şey olay. Bugünlerde yani yaşanan Leyla çocuğa çok üzüldük. Korkuyoruz, çocuklarımızı dışarı salalım. İdam başka cezası gelmeli mi Türkiye'ye? Vallahi hak edene verilecektir bence. Bir daha yapmasınlar diye. Yoksa ardı gelmiyor. Kınıyorum efendim. Çocuklara kıymalarına kınıyorum yani. Bu en büyük şey yani sadece cahillikten gelen bir şey yani. İnsanların okumamaları, bilinçsizlikleri. 5000 tane insan var çocuk. 4 yaştaki çocuğun ne günahı olabilir? Hiçbir günahı var. Benim senin günahın var. Biz her türlü pisliğe giriyoruz. Ama ergenlik çağına gelmeyen erkek olsun, çocuk olsun hiçbir günahı değil, yoktur, melekedir. Yani herkesin ailesi var. Çoluk çocuk var. Bugün diyelim sen bir ailen çarşıya çıkıyor rahat. Acaba ne oldu? Başına ne geldi? Ne türlü şey eve gelir? Sağlam geldi mi? Gelmedi mi? Bahisin 5 gün 10 gün sonra cesedi başka yerde kişiydi. Hem pislik yapmış hem öldürmüş. Yani idam gelmesi lazım. Sosyal medyada seslerini yetkililere duyurmaya çalışanlar gibi Elazığ sokaklarında da idam çağrısı var. Cinayeti yapıyor, ondan sonra gidip cezaevine, o tarafta çıkıyor gelir, neye yaradı? Ama idam olsa millete bir şey olur, ibret olur. Yani idamın gelmesi şart bence. Başka bir çözüm yok çünkü benim de çocuğum var ve ben çocuğumu dışarıya bırakmaya korkuyorum. Yani tek başına dışarıya salamıyorum, çocuk sokakta oynamak istiyor, bırakamıyorum, 5 dakika yanından ayrılamıyorum. Yani böyle bir ortamda da çocuk büyütmek asla şey değil. O yüzden herkes kendi çocuğun bekçisi olsun. Kimse 5 dakika bile değil, 2 dakika bile çocuğun 5 dakika yani bırakmasın. Bunun başka şeyi yok bence, idam yani. Hiçbir şekilde şey yok yani artık bu saatten sonra. Hadım bile değil. İdam. Teşekkür ediyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben de kardeşimin dediklerine katılıyorum aynen. Yani bu kaçıncı? Artık yani gerçekten bunu durdurmak için kesin bir çözüm şart yani. Hani böyle insan, çocuk öldüren, bu kadar çocuklara şey yapan insanlar yaşama ve hürriyetleri olmaması gerekir. Hani idam geri gelmesi lazım. İdam cezasını bir an önce yapmalılar ki böyle bir daha yani şu çocuklara kıymamalı.